Tülay, siz çiftçi değilsiniz değil mi? Sanayici yok aramızda. Sayın Özer de çiftçi değil ya da esnaf değil değil mi? Yani hakikaten ilde çalışan farklı mesleklerden insanlarsınız ama bu kadar bu noktaya hassas davranabiliyorsunuz. Çünkü aslında yereldeki siyaset bunu gerektiriyor. Ben çiftçi değilim, esnaf değilim ama esnafın sıkıntısını görebiliyorum. Sokağa çıktığımda kapalı dükkanları görüyorum. Yani bu bir mağazada olabilir, kuaförde vesaire, artık kapanan devren kiralık gördüğümde durup düşünüyorum. Şimdi sürekli bir bize dokunmayan yılan mantığı var ya, bunu aşmak için çok önemli değil mi ilin, yerelin çalışması? Bir de şimdi CHP'li olduğu için Eskişehir'i sona bırakıyorum ama Kayseri'de, ilde sıkıntınız, pandemi sürecinde ihtiyaçlar var. Aileleri belirlediniz. Genel merkezden size gelen yardımlar, AKP, CHP, MHP hiç fark etmiyor. Hangi partiden ne olursa olsun tamamen insan odaklı geliyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Bununla ilgili, bunu gönül, bu çok önemli çünkü bu siyasetin çok dışında bir durum aslında ve aslında çok iç içe bir durum. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye'de pek çok belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Evet. Sosyal belediyeciliğin ne olduğunu Kayseri'de dahil olmak üzere tüm Türkiye'ye örnek bir şekilde lanse ettiler. Bu süreçte Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilk olarak sosyal yardımlar yaptık biz. Gerek genel merkezimizin desteğiyle, gerekse örgüt içerisinde yaptığımız bir kampanyayla, ben burada altını çizmek istiyorum. Emin olun ki güven meselesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Partilimiz olmayanlardan da çok güzel destekler aldık biz. Onları vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım paketi altında ilettik. Yaklaşık 3000 aileye dokunduk biz bu süreçte. Ama miktarları şöyle az tutmadık biz. Çünkü ihtiyaca göre belirledik. İşte kimine daha az, belki kimine çok daha fazla yardımlarda bulunduk. Böylelikle de Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman tüm Türkiye'de böyle bir algı vardı. Sosyal yardımlar kesilecek diye. Biz bunun daha da bir tık ötesine geçerekten Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yerelde gelmese bile sosyal yardımlarla vatandaşa ne kadar ulaştığını gösterdik. Burada halkımızda hiç kimseyi ayırt etmedik zaten. Zaten hiçbir Cumhuriyet Halk Partili biri asla böyle bir ayrıma girmez. İnsan odaklıyızdır. Biz parça olarak da yapı olarak da bizim için asıl olan insandır. İnsan kaynaklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dokunduk. Onlara yardımlarda bulunduk. Bu süreç içerisinde gerçekten yine bir şey anlatmak istiyorum. Geçmiş dönemde burs veren bakın hem kendisi geçiniyor hem de bir çocuğumuza burs veren birisi benden yardım paketi istemişti. O zaman çok üzülmüştüm. Kayseri'de esnaflarımız gerçekten çok perişan bir durumda. Pandeminin de etkisiyle ve yıllardır süren yanlış ekonomik politikalar nedeniyle vatandaşlarımızın durumu gerçekten çok kötü. AVM'lerden bahsettik, bir tane AVM'deki bir kadın girişimcimizin feryadı tüm Türkiye'de gündem olmuştu. Evet. Eğer hatırlarsanız. O görüntüyü de arkadaşlarımız hazırlayacak. Sizin yine bir esnaf, bir kadınla yine kadın o isyanı, o sıkıntısı. Isyan. Evet. Şimdi kadın girişimcimizin AVM'ye kira borcu var. Bakın kira borcu var. 40 bin liralık borcuna karşılık 500 bin liralık malına el konmuyor. Ya bu nasıl bir vicdansızlıktır, bu nasıl insanlıktır, inanın algılayamıyorsunuz. Borç benim borcum diyor zaten. Bırakın diyor mallarımı ben satayım, hem size borcumu ödeyeyim, hem hayatımı devam ettirebileyim. Ben ziyarete gittiğimde çocuklarıyla da tanıştım. Üniversite öğrencisi bir çocuğu var. Bu yıl üniversiteye hazırlanan bir evladı var o kadınımızın, o kadın girişimcimizin. Ya bunlara destek olması gerekenler, çözüm üretmesi gerekenler ne yazık ki sessiz kalıyor, görmemezlikten geliyor. Dediğim gibi halkımız gerçekten, özellikle de Kayseri'de esnafımız çok perişan bir durumda. Bazı destek paketleri açıkladılar ama pek çoğu bunu alamadı bile. İnanın alamadılar. Çok zor bir süreçten geçiliyor. Sosyal devletin aslında birinci görevidir. Vatandaşlarına bakmakla yükümlüdür. Vatandaşına bakmak zorundasın. Bu bir lüks sen. Ya da bu bir ayrımcılık değildir. Bu temel vatandaşlık hakkıdır. Aynen. Ben hep onu söylüyorum. Hı hı. Bunca yıl çalışmışız, vergi ödemişiz. Tabii ki. Hiçbir şekilde yani doktorları gerçekten bu ülkenin sağlık sistemine gereksiz bir ilaç dahi yazdırmamış bir insanım. Şu an ihtiyacım olduğunda devlet benim yanımda değilse ne zaman olacak? Bunu bütün ülke soruyor aslında. Evet. Ve bunu sorgulamaya başladığımız sürece gelişiyoruz.
Bu noktadan hemen Yalova'da bir hareket var. Sanıyorum yine temelinde bir kadın. Kadın kollarının etkisi vardır diye düşünüyorum ama ayrıntıları alacağım. Oyuncaksız çocuk kalmasın projesi. Gençler diyoruz. Evet, doğrudur, esnaf diyoruz ama bu süreçte özellikle pandemi sürecinde çocuklar da ciddi anlamda öyle bir döneme denk geldiler ki bebekler maskeyi gösteriyor dışarı çıkarken. Dışarı çıkmayı onunla özdeşleştirdiler. Yokluk, hani tableti falan geçtik artık da bu ülkede bir tane oyuncağı olmadan büyüyen çocuklar var. Hani her eve bir tablet verilecek de biz onu geçtik. Şehirlerde ulaşabilirsiniz ama bu ülkenin Anadolu'da, köylerinde oyuncağı olmayan çocuklar var. Yalova'da çok güzel bir hareket başlattı. Bütün ülkeye yayılmasını. Başlatıyoruz bu hafta. Bu hafta. İlk burada bu söylüyorum. Bu hafta başlıyor. İlk defa. Buyurun ayrıntıları alalım. Anlatayım. Arkadaşlarım da verdi. Gülen çocuklar. Şimdi değerli mevkidaşlarımın halkın ekonomik anlamdaki içinde bulunduğu kötü durumu anlattığı örnekleri destekliyorum. Yalova'da da var. Pandemi sürecinde biz de halkımıza Yalova halkının hediyesidir etiketiyle yaklaşık 1100 ailemize yardım etmeye çalıştık. Çok hoş, çok güzel bir tabii. Cümle. Bunu başka Yalova illerden halkı. Gördük. Harika. Yanlış hatırlamıyorsam İzmir veya İstanbul'du, hatırlamıyorum. Bize örnek oldu, biz de Yalova halkının hediyesidir diye gönderdik. Siyasi bir vurgu yapmadan her kesime olabildiğince ama gücümüz o kadar yetti. Şimdi hatırlayın ama o dönemde İstanbul Büyükşehir'in, Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir'in kampanyaları engellendi. Onu da unutmayalım. Şimdi Yalova'da yeni bir projeye başlayacağız. Oyuncaksız çocuk kalmasın diye. Bu da nereden aklımıza geldi? Şimdi değerli genel başkanımızın bir vurgusu var. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sosyal demokrat bir parti olarak önceliğimiz halk, başkanımın dediği gibi. Ne diyor genel başkanımız? Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diyor. Evet. Değil mi? Çok hiçbir önemli. Çocuk yatağa... Şimdi bu sadece bir cümle değil. Sadece bir slogan değil bu. Bunun altında nasıl bir ekonomik, iktisadi bir kırılım var, nasıl hedefler var, buna dikkat etmek lazım. Yani hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek ne demek? Asgari ücreti yükselteceğiz demek. Emeğin karşılığını herkes alabilecek, gelir dağılımı adaletli olacak demek. Herkes çalıştığının karşını alabilecek. Çocuklar kimse, devlet güvencesinde, evet, aileden evine de ziyade. Evine herkes ekmeğini götürebilecek, işsizliği azaltacağız demek. Şimdi bu çok önemli bir iddiadır bu. Çok önemli bir, Türkiye'nin en önemli iddiasıdır bakın bu. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki siyasetteki en önemli iddiadır benim gözümde. Şimdi oradan esinlenerek... Ve en güzel cümlelerden biridir. Tabii çok güzel. Oradan esinlenerek şunu düşündük. Şimdi bizler çocuklarımıza Allah'a şükür oyuncak alabiliyoruz. Oyuncak da bu sırada çok pahalı biliyorsunuz. Ben almıyorum. Çok çok pahalı. Şimdi alamayan binlerce, yüz binlerce aile var. Bizlerin evlerinde, bütün halkımızın evlerinde de kullanılmayan oyuncaklar var. Bir ilke imza atalım dedik. İhtiyacı olmayan ailelerden bu oyuncakları temin edeceğiz. Biz CHP İl Başkanlığı ve kadın kolları öncülüğünde oradan girdiğiniz için söylüyorum cümleye. Alacağız, bunların bakımı ve hijyeni yapılacak. Yaş gruplarına ve cinsiyetlere göre ayrımları, kutulanmaları yapılacak. İhtiyaç sahibi ailelere özellikle 23 Nisan ve Şeker Bayramı'nda Yalova halkının hediyesi olarak verilecek. Hatta bununla ilgili eğer başarılı olabilirsek bu hafta daha yayınlanacak. Bu hafta sosyal medyada bu çalışmayı başlatacağız. Görseli daha yeni olduğu için size verdim programdan önce. Eğer bunu Türkiye geneline yayabilirsek çok olumlu olacağını, ailelerin gönlüne gireceğimizi, çocukları ufacık bir hediyeyle sevindireceğimizi düşünüyorum. Yalova buna tepki verir ama Türkiye'de yapabilirsek çok daha